خديجة، سيدة خديجة خطيبة الشهيد بإذن ربه جمال خاشقجي اللي كانت مستنياه عند القنصلية السعودية باسطنبول، واللي ربنا خلاها سببا رئيسا في تدمير المخطط حتى مع تأخير التبليغ، حكت في أول ظهور تلفزيوني عن عدم خروج جمال خاشقجي من القنصلية وإحساسها وقتها. حكت مع قناة خبر التركية. Sadar Besen Konsolosluğu'nun mesaisi ne zaman bitiyor dedim. Bir bakar mısın? Sonra kardeşim bana dedi ki saat 3.30'da sona eriyormuş dedi. Ve ben saat 4'tü bunu sorduğumda. Sonra çok büyük bir korku hissettim ilk etapta. Konsolosluğun kapısına koştum ve orada gördüğüm Türk yetkiliye Cemal Bey'in içeri girdiğini ve çıkmadığını sordum. Tabii ben bunu sorarken çok büyük bir korku yaşıyordum. Yani bana olumsuz bir şey söylemesinden, yani aklıma çünkü onu tuttukları geldi, götürdükleri geldi. Birkaç kötü bir şey geldi yani o esnada, o anı hiç unutmuyorum. Hayatımın bundan sonraki kısmında da unutacağımı sanmıyorum. Sonra bu Türk yetkili bana herkesin çıktığını söyledi. İçeride kimsenin olmadığını söyledi. Bana nerede beklediğimi, hangi kapıda beklediğimi sorunca ön kapıda beklediğimi söyledim. Ve dışarıya çıktı 2-3 dakika sonra ve bana dedi ki içeride hiç kimse yok dedi. Senin bir yanlışın var dedi. Burada herkes çıktı dedi. Herkes gitti, mesai dağıldı. Burada beklemenin hiçbir anlamı yok dedi. Ve ben ona şunu sordum. Dedim ki Cemal Bey az önce buradan içeri girdi. 1-2 saat önce içeriye girdi. Ve ben onu burada bekliyorum. Geçen sefer de burada bekliyordum. Ve telefonları bende, çıkmış olsaydı mutlaka yanıma gelirdi. Hayır dedim, çıkmadı. Khadija, tabi'an arifin hadratkum, نالت ما نالت من عصابة المجرمة اللي متحكمة بزمام الأمور في الوطن دلوقتي ومن أذنبها وجيوشها الإلكترونية. ذهبوا لأبعد مدى ولأقذر مدى ولأوسخ مدى، فعادي اللي يقطع واللي يقتل ويقطع يعمل أي حاجة. كمل مع خديجة اللي حكت عن اللي عملته لما لقت جمال الله يرحمه ما خرجش. Ve çok büyük bir korku oluştu içimde. Acaba ne olmuştur diye düşündüm. Ne olmuştur, hemen ne yapabilirim, kimi arayabilirim? Sonra Yasin Akte'yi aradım. Yasin Akte'yi aramakla beraber birkaç kişiyi de aradım. Turan abiyi aradım, Turan Kışlakçı'yı aradım. Sonra onlar aracılığıyla medyaya işte bilgiler ulaştırıldı. Birkaç medya kuruluşu geldi ama bunlar biraz ilerleyen saatlerde oldu. Sonra tabii ilk gelenler arasında bölge karakolundan polisler. Ve hemen gelip durumu sordular, bana anlattım. Ve sonra karakola gidip hemen bir şikayet ifade verdim. Böyle bir olayın olduğuna dair şikayette bulundum. Sonra o gün geceye kadar bekledim orada Akif. Yani geç bir saatte sadece onu korkutmak için yapılmış olduğunu düşündüm. Yani birazcık tansiyonu yükseltmek için yapılmış bir eylem gibi düşündüm. Hasbiyallah ve ni'mel vekil. Seyyide Khadija haket an ihsasha ba'de ma ta'akkadet enno mish hayukhruj min konsulye. Yani hep iyi bir şey düşünmeye çalıştım çünkü böyle bir şey aklıma hiç gelmedi, hiç gelmedi. Yani bu son 25 gün sonra öğrendiğimiz gerçeklerin %10'u bile o gün orada beklerken aklıma gelmedi. Gelmedi yani. Gelmiş olsaydı ben de onunla beraber girerdim içeriye ya da onu asla oraya göndermezdim. Yani eğer böyle bir şey olacağını bilseydim kesinlikle benimle evlenmemesine de razı olup asla onun içeriye girmesini istemezdim. Çünkü içinde çok büyük bir manevi sorumluluk kaldı. Manevi bir vicdan kaldı. Kendisinin konsolosluğunda onun başına bir şey gelmesi, hem de evlenmek isteyen bir kişinin başına böyle bir şeyin gelmesi hangi dilde anlatılır, hangi diploması diliyle anlatılır? Hiç bilmiyorum. Gerçekten hayatımda hiç böyle bir şey okumadım bile. Başıma gelmesi değil, okumadım bile. Hiçbir yerde duymadım. Hem de Cemal Khaşıkçı gibi dünyaya mal olmuş, hayatını kendi ülkesinde, kendi ülkesinin ilerlemesi için, gelişmesi için
çalışarak harcamış, vatansever, milliyetçi, asla başkasının kötülüğü olmamış birisine böyle bir şey yapılması aklıma dahi gelmiyor.